Ve hemen Agile paneline geçmek istiyorum. Moderatörümüzü öncelikle size takdim etmek istiyorum. Kendisi Türkiye İş Bankası Kurumsal Mimari Bölümü Müdürü Ali Yalçın. Ender Özgün, Vodafone Türkiye Kurumsal Satış Direktörü. Erhan Köseoğlu, Ford Otosan Dönüşüm Lideri ve Serhat Toptancı, Allianz Türkiye Çevik Ofis Lideri. Şu anda canlı yayına kendilerini bekliyoruz. Evet, bayağı kalabalık olacağız. Evet, Erhan Bey geldiler öncelikle. Herkese merhabalar. Merhaba Erhan Bey, hoş geldiniz. Önce siz geldiniz olarak. Diğer konuşmacılarımız da gelecektir muhakkak. Böyle bir organizasyonda sizi ağırlıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz ama gönül ister ki sahnede ağırlayalım sizleri. Eksik ancak olmayın. Maalesef pandemi buna izin verdi. Eksik olmayın. Gayet güzel bir organizasyon oluyor. Bence aratmıyorsunuz bir arada olmayı da. Ellerinize sağlık şimdi. Çok teşekkür ediyoruz. Ender Bey de aramıza geldiler. Ender Bey'i de göreceğiz zannediyorum şimdi. Seda Hanım, merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Çok iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok güzel bir etkinlik oldu. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Pandemi bize bunu müsait etti. Böyle bir etkinlik ama ben de gayet keyif alıyorum bu arada. Hem konuşmacılarımızdan hem sizlerden. Hepsini can kulağıyla dinliyorum. Çok çok keyifli geçtiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Pandemiyi tabii sevmiyoruz. Olabildiğince hızlı bitsin istiyoruz ama dijital de olsa arkadaşlarımıza bir araya gelebilmek, panele katılabilmek tabii ki bizim için de keyifli. Çok sağ olun. Kesinlikle. Diğer konuşmacılarımızı da bekliyoruz. Bir konuşmacımız kaldı. Ali Bey'i bekliyoruz zannediyorum şu anda. Etkinliğimizin moderatörünü Ali Bey yapacak. Kendisi Türkiye İş Bankası Kurumsal Mimari Bölümü Müdürü. Ender Bey'i tekrar takdim edeyim isterseniz şu anda canlı yayına gelenler için. Vodafone Türkiye Kurumsal Satış Direktörü ve şu anda Erhan Köseoğlu'nu da tekrar size takdim edeyim. Ford Otosan Dönüşüm Lideri kendisi. Ali Bey'i de canlı yayınımıza bekliyoruz. Kendisi az sonra aramızda olacak. Dinamikler 2022'de umarım sahnede görüşmek dileğiyle diyelim sizlere. İnşallah 2022'de sahnede olacağız. Umuyoruz. İş yapış şekilleriniz değişmiştir muhakkak sizlerin de. Ayak uydurabildiğiniz ne gibi süreçler var. Ben biraz sohbet edeyim Erhan Bey'le ve Ender Bey'le. Tabii ki. Ya bir anlamda tabii her şeyi inanılmaz hızlandıran bir süreç oldu. Acaba olur mu, çalışır mı, çalışmaz mı, yapar mıyız, yapamaz mıyız derken bir anda birkaç ay içerisinde aslında bu iş olduruluyormuş, oluyormuş. Onu hep birlikte görmüş olduk. Tabii ki zorlukları var. Fiziksel teması kaybetmek, o duygusal bağlantıyı kaybetmek pek çok noktada zaman zaman zorluklar yaratabiliyor. Fakat bir yandan da aslında dijital araçların varlığını daha fazla anlayabilmiş olmak, bunlardan daha fazla faydalanabilmiş olmak ve bunlardan faydalanırken aslında bugüne kadar hiç fark etmediğimiz de bir takım faydaları da yakalayabilmiş olmak bence çok kıymetli. O yüzden ben zorlukları olduğu kadar avantajları olan da bir süreç olduğunu da düşünüyorum. Siz nasıl yaşadınız Ender Bey bu süreci? Ben de herhalde herkes gibi yaşadım. Öncelikle zorlandık tabii ki. Hani hasta olan arkadaşlarımız oldu, ailemize bazı vakalar oldu ama iş olarak baktığımızda herhalde çoğu şirket gibi Vodafone da evden çalışıyor. Önümüzdeki dönem içinde hibrit çalışma sistemi düşünüyoruz. Hani daha esnek, insanların lojistik ihtiyaçlarına daha kolay cevap verebilecek. Bu dönemin zorlukları olduğu gibi bize öğrettikleri de oldu bence. Toplantı kültürü, video konferanslarla çok fazla tanıştık. Bence bunların bazılarını önümüzdeki dönemde daha verimli çalışmak için kullanacağız diye düşünüyorum. Kesinlikle. Erhan Bey, Vodafone zaten bence bu gibi süreçleri daha önceden hazırdı diye düşünüyorum. Ben altyapısını oluşturmuştu diye düşünüyorum. Özellikle hani evde kaldığımız süreçlerde bu online görüşmeler, yüz yüze görüşmeler çok fazla sayıda var. Siz zaten altyapılarınızı oluşturmuşsunuzdur diye düşünüyorum bu konuyla alakalı. Hazırdır diye düşünüyorum yani. Şimdi Erhan Bey dediğiniz zaman soru Vodafone'la ilgili oldu. Vodafone'sa ben söyleyeyim Erhan Bey. Erhan da eski Vodafone'lu bu arada. Bu sistemleri hazırlayan ekipte liderlik ediyordu bizim IT ekibimizde eski arkadaşımız. Biz ama Vodafone olarak... Önder'le çok uzun zaman birlikte çalıştık zaten.
Vodafone'da. Dolayısıyla dostluğumuz da eskiye dayanıyor. Ben o bilgiyi aldığım için bu arada lafınızı balla kesiyorum. Erhan Bey, ben birazcık araştırdım etkinliğe çıkmadan önce. O yüzden hani Vodafone'u her ikinize de sormak istiyorum açıkçası. Doğru kişiye sordunuz Seda Hanım. Bu sistemleri hazırlayan kişi Erhan Bey'di. Dersin biraz çalışmışım demek ki. Çok doğru, çok doğru. Bence zorluk teknolojik altyapılarda olmadı. Dediğiniz gibi aslında birçok işte video konferans altyapılarımız, işte VPN güvenlik altyapılarımız zaten hazırdı. Öteki taraftan bence daha büyük zorluk davranış zorluğuydu. Hani bunları daha önce deneyimlememiştik. İşte evden çalışmanın bize getirdiği davranışları çok... deneyimleme fırsatımız olmamıştı. Hani her an içeri çocuğum girebilir mesela. Benim içeride sınav yapıyor şu an dijital olarak. Panele hiç düşünmeden dahil olabilir. Bunları deneyimledik. Bence bu davranışsal alışma dönemi biraz daha zaman aldı. Ama alıştık diyebilirim. Yani iş verimliliği anlamında bir kaybımız olmadı. İşin sosyal tarafı ve işte psikolojik tarafı bence biz daha fazla zorluyor. Kesinlikle. Bu süreç bir anlamda bizlerin insani tarafını da daha fazla öne çıkardı. Yani o Ender'in dediği gibi toplantı yaparken bir anda 3 yaşındaki çocuğunuz odaya giriveriyor ve kucağınızı almak durumundasınız. Acaba mı dediğiniz bir ortamın içerisinde bir anda aile hayatınızdan böyle bir yansıtma yapmak durumunda kalıyorsunuz. Ve o aslında belki de zaman zaman unuttuğumuz, zaman zaman unutmayı tercih ettiğimiz, zaman zamanmış gibi olduğumuz hallerimizin bir anda... dışına çıkmamıza da imkan sağlıyor ve gerçek yüzümüzle yüzleşiyoruz. İşin tatlı kısımlarından birisi de bence bu. Tabii ki zorlukları var ama bir yandan da insan olduğumuzu da hatırlatan bence çok önemli de bir deneyim yaşıyoruz pek çok noktada. Daha mı doğal oldu acaba? Yani mesela daha böyle kurumsal toplantılarda vesaire hani daha mı doğal olduk? Mesela şu anda bu etkinliği sahnede sunuyor olsaydık belki bu kadar sizinle sohbet etmeye vaktimiz bile olmayacaktı diye düşünüyorum sahnede. Ali sağ olsun diyeyim. Ali Bey'in teknik bir problemi var zannediyorum ama gerçekten de güzel de bir sohbet oluyor sizlerle. Ama güzel olduğu kesin. Yani benim... yatak odama hani bu kadar bir dinamikler zirvesindeki bütün izleyicilerin katıldığı bir şey olmazdı. Ben çalışma odamı yatak odasına kurmak durumunda kaldım. Kesinlikle daha samimi oldu. Yani evlerimizi ziyaret etmeye başladık ve bunu çok geniş kitlelerle yapmaya başladık. Farklı da bir öğrenim oldu bence. Evet, kesinlikle katılıyorum ben de. Erhan Bey, siz iş yerinden bağlanıyorsunuz. Ben iş yerindeyim. Çalışan arkadaşlarımız yarı zamanlı olarak, dönüşümlü olarak, dönemsel olarak geliyorlar. Bir dönem evden çalışıyorlar, bir dönem şirkette bulunuyorlar. Bizler de zaman zaman şirkette bulunuyoruz. Ben bugün şirkette olmayı tercih etmiştim. Şirketteyim ben de. Peki yani şirket olarak mesela Ford Otosan olarak zorlandığınız alanlar oldu mu Erhan Bey? Mesela onu merak ediyorum. Yani ilk pandemi patladığında ne yaşadınız mesela şirket içerisinde? Tabii. Şimdi Ford Otosan bir üretim şirketi. Yani biz bir IT şirketine, bir telekom şirketine ya da bankacılık sektöründe çalışan bir şirkete göre çok daha farklı bağımlılıklarımız var. Bir üretim şirketi oluyor olmanın getirmiş olduğu çok önemli sorumluluklar var üretim alanları anlamında. Beyaz yaka çalışanlarımız açısından, ofis çalışanlarımız açısından tabii ki hayat çok daha kolay adapte olabileceğimiz bir resme altyapısal imkanlarla ulaşmış oldu. Fakat özellikle üretimin devamlılığını sağlayabiliyor olmak, tedarikçi ekosistemimizin aynı şekilde sizin sürekliliğinize hizmet edebilir hale geliyor olması, bütün paydaşlarınızın bu oyunu sizin kadar hassas oynayabiliyor olması çok kritik. Ford Otosan tabii Türkiye'nin lider sanayi şirketlerinden bir tanesi. En fazla ihracat yapan üretim şirketi. Beraberinde yaklaşık 13 bin çalışanı var. Ve bunun 10 bini saha çalışanı. Dolayısıyla bu resmin içerisinde baktığımızda bizim için en önemli konu aslında iş sağlığı, iş güvenliği ve özellikle COVID'in getirmiş olduğu dengeleri saha ekiplerimiz içerisinde en sağlıklı bir şekilde koruyabilmek oldu. Şu an açtım, görünüyor mu? Ali de sonunda geldi. Ali Bey, hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Moderasyonu neredeyse ben ele geçiriyordum. Evet, cep telefonundan bağlandım en son. Yani şu an o noktadayız. Şey olmadı bağlantı. O gün hiç problem değil. Geldiniz, sizi gördük. Çok mutlu olduk. O zaman ben sözü hemen size bırakıyorum. Ender merhaba. Ender. Merhabalar. Serhat yok mu? Hoş bulduk, selam.
Selam. Selamlar. Serhat'ı göremiyorum ben ama. Serhat da herhalde bağlanacak. Erhan'la biz bağlandık. Ha tamam, süper. Şimdiye kadar Serhat da herhalde bağlanmaya çalışıyor. İyi misiniz? Nasılsınız? Gayet iyiyiz. Teşekkür ederiz. Yokluğunda biraz Covid'den, biraz sosyalleşme ihtiyaçlarından bunlardan bahsediyorduk. Ya evet, sormayın. Benim 12 yaşında kızım var evde. Çıldıracak yani. Çocuk, o kadar üzülüyorum ki. En çok onun için üzülüyorum bu şeye, bu duruma. Sizlerin de öyledir yani. İnşallah sağlıklı atlatırız. Benim kamera şeyim net görünüyor mu siz? Beni görüyor musunuz? Gayet ben kendimi göremiyorum. Gayet net. Gayet net. Süper. Tamam. Gayet net. Yavaştan başlayabiliriz herhalde. Tamamdır. Başlayabiliyor muyuz? Serhat, canlı yayın başladı zaten. Öyle mi? Ha, süper, tamam. Tamamdır. Kusura bakmayın, bir teknik sıkıntı yaşadım ben. Herkese merhaba, o zaman başlayalım. Bugün çok değerli arkadaşlarımla çevik dönüşüm ve kurumsal dönüşümü, daha doğrusu, aslında konuşacağız bu etkinlikte. Yaklaşık bir saat sürecek. Bu konuda Türkiye'de söz sahibi olan, ön almış hem insanlar hem de firmalar, aslında arkadaşlarımızın çalıştığı yerler ve kendi görevleri itibarıyla güzel bir sohbet olacağını düşünüyorum. Kısaca ben bir kendimizi hızlıca tanıtayım. Eğer eksik bıraktığım bir şey olursa sizler sözü aldığınızda da tamamlarsınız. Benim ismim Ali Yalçın, İş Bankası'nda çalışıyorum 20 yıldır. Çoğunlukla bu süre aslında kurumsal, büyük, çok taraflı, BT ağırlıklı projelerin yönetimiyle geçti. Kurumsal mimari bölümündeyim. Son 2-3 yıldır da bankanın çevik dönüşümüyle ilgili yoğun bir şekilde çalışıyorum. Diğer arkadaşlarıma geçecek olursam da ekranda gördüğüm sırayla başlayayım. Erhan'dan başlayayım. Erhan Köseoğlu, tekrar hoş geldin diyorum. 20 yılı aşkın süredir telekomünikasyon, FMCG ve üretim sektörlerinde çalışan bir profesyonel Erhan. Turkcell, Vodafone, PepsiCo'da servis operasyonları, talep yönetimi, CRM, dijital, kurumsal, çevik dönüşüm programlarına liderlik ediyor. Daha sonra BSH Bosch Siemens ev aletlerinin global dönüşüm, çevik dönüşüm programını yönetmek üzere Almanya, Münih'te görev alıyor. Orada gelişmekte olan pazarların çevik dönüşüm değişim süreçlerini yönettikten sonra yakınlarda 2020 sonu itibarıyla çevik dönüşüm lideri olarak Koç Holding ailesine katılıyor ve şu anda Ford Otosan'ın dönüşüm yolculuğunda rol alıyor. Tekrar hoş geldin diyorum. Ender'e geçecek olursam, Ender Özgün de Vodafone'da Nisan 2020'den bu yana kurumsal satış direktörü olarak görev yapan bir profesyonel. Vodafone Türkiye'ye 2012 yılında bireysel iş birimi kıdemli pazarlama müdürü olarak katılıyor. Daha sonra sırasıyla Vodafone Red, müşteri değer yönetimi ve çevik uygulamaya geçişi sağlayan dijital dönüşüm departmanlarının başında yer alıyor. Daha sonra pazarlama direktörü olarak Red ve Frizon başta olmak üzere şirketin hizmet verdiği tüm faturalı, faturasız segmentleri ve akıllı cihaz pazarlarına liderlik ediyor. 2005 yılında Procter & Gamble'da başlayan yolculuğu şu anda 7 yıl boyunca farklı kategorilerin pazarlama stratejileriyle ilgili çalıştıktan sonra Vodafone'da devam ediyor. Serhat'a geçecek olursam, ekranda göremiyorum ama sanıyorum katılmıştır ya da katılmak üzeredir diye düşünüyorum. Serhat da Allianz'da, Türkiye'de çevik dönüşüm konusunda ilerlemiş, yol almış firmalardan bir tanesi Allianz Türkiye. 7 yıldır orada iş geliştirme, transformasyon projelerine liderlik, kanal yönetimi, stratejik planlama gibi farklı rollerde rol alıyor, görev alıyor. Ekiplerin gelişmesi, yeni fikirlerin hayata geçirilmesi gibi öncelikler çerçevesinde çalışıyor. Şirket içi girişimcilik, aktif olarak mentörlük yapıyor şirkette. Son olarak da Allianz içerisinde çevik dönüşüm direktörü olarak çalışıyor. Böyle değerli bir ekiple karşınızdayız. Yavaş yavaş başlayacak olursak, bugünkü konumuz çevik dönüşüm. Aslında çevikle ilgili çoğu katılımcının bilgisi vardır diye düşünüyorum. Proje yönetimi daha önceki dönemde çok yoğun bir hype'dı, öyle söyleyeyim. Şimdi çevik dönüşüm, ama bunun biz biraz farklı olduğunu düşünüyoruz buradaki insanlar olarak. Bunun kurumsal dönüşümü aslında
dönüşüme araç olabilecek bir şey olarak görüyoruz. Kurumsal dönüşümün aslında söz konusu olduğunu, dünyanın buraya doğru gittiğini, ülkemizin kurumlarının buna kafa yorduğunu düşünüyoruz. Aslında konu çeviklik değil, sadece şirketlerin dönüşüm ihtiyaçları ve çevikliğin buna hizmet eden felsefesi aslında olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Birazdan arkadaşlarımızın da görüşlerini bu konuda alacağım. Kısaca böyle bir başlangıç yaptıktan sonra soru cevaplarla devam edelim dilerseniz. Ben Ender'den başlamak istiyorum. Biraz hani çok kısa çizmeye çalıştığım çerçeveyi sen biraz daha detaylandırır mısın? Yani kurumlar neden değişmek zorunda? Bürokratik yöntemler neden artık o kadar da hoşumuza gitmiyor, istemiyoruz? Böyle bir giriş yapalım Ender, müsaadenle, senle. Tabii ki, çok teşekkürler. Tekrardan merhaba herkese. Öncelikle çevikliğin de değişiminden başlamak isterim ben. Biraz önce ilk başta aktardık, Erhan'la beraber çalıştığımız bir dönem vardı. Çeviklik konsept olarak çok değişmese de çevikliğin etki ettiği alan da bence çok değişti geçtiğimiz yıllarda. Ben bu kavramı da ilk defa 2015 senesiydi yanlış hatırlamıyorsam Erhan. Özyeğin Üniversitesi'nde bir derste duydum. Erhan o zaman bizim IT departmanımızda çeviklik konusunun liderliğini yapıyordu ve Özyeğin Üniversitesi'ne bir derse katılıyordu. Hatırladığım kadarıyla bilgisayar mühendisliği öğrencileriydi. Aynı derse beni de davet etti. Ben de o zaman pazarlamanın geleceğini anlatmıştım. Tabii pazarlama olarak da iletişim, etkileşim, 360 derece iletişim kampanyaları, PR gibi konulardan daha fazla bahsetmiştim. Ama çeviklikle de pazarlamanın bu kadar birleşeceği o zaman aklıma gelmemişti. Ama kısmet o ki 2018 senesinde Vodafone'da pazarlama ekiplerinin de çeviklik yönetimine katıldığı, pazarlama ekipleriyle IT ekiplerinin birleştiği yönetimi, dönemi yönlendirme fırsatını ben elde ettim. Ve o sene biz Vodafone'da tüm ticari fonksiyonumuzu çevik yönetim prensipleriyle dönüştürdük diyebilirim. Bu değişimden sonra biraz şirketlerin değişimine doğru geçmek isterim. İşim gereği şu anda birçok şirkette konuşma fırsatı buluyorum. Ve hemen hemen hepsinde bir değişim, dönüşüm, dijital dönüşüm ajandası olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hatta IDC'nin yaptığı bir araştırmayı gördüm. Şirketlerin %50'sinden fazlasında şu anda dönüşüm ajandasında dijital dönüşüm yazıyor. Yani dijital dönüşüm tüm şirketlerin resmi olarak koyduğu ajandanın adı. Diğerlerinde de hani yazmayanlarda da eminim dijital altyapılarla ilgili birçok çalışma yapılıyor. Ne var bu dönüşümü tetikleyen ana konu? Bence başarının temel dinamikleri değişti. Hem küresel olarak hem de lokal olarak. Böyle genel bir analiz yaptığımızda 2010'lu yıllardaki başarılı şirketleri yukarıdan aşağı yazın. Hani en büyük şirketler olarak hangilerini görüyorsunuz? İşte GE, AT&T, Procter gibi şirketleri görüyorsunuz. Bugün ise en büyük şirketler listesinde sadece dijital altyapılarla doğan şirketler var. Hepinizin bildiği Facebook'tur, Google'dır, Amazon gibi şirketleri görüyoruz. Yani şirketler başarı olarak belli prensipler ve kültürel dönüşümlerle adlandırılmaya başladı. Bunun adını da startup ruhu olarak adlandırabiliriz. Bu şirketlerin çoğu zaten 2000'li yılların başında yoktu. Bildiğim kadarıyla en eskisi Amazon 2004 senesinde kuruldu. Startup olarak kuruldular. Startup olarak da devam ediyorlar. Hatta Amazon kurucusu Jeff Bezos bunu ilk gün ruhunda kalmak olarak tanımlıyor. Nedir ilk gün ruhunda kalmak? İşte hızlı hareket edebilmek, bürokrasiye yön vermemek, bürokrasiye izin vermemek, müşterilere hızlı gitmek, hızlı geri dönüş almak ve hızlı iterasyonlarla müşteri deneyimini aylar süren zamanlarda değil, günler süren zamanlarda, hatta belki her saniye değiştirmek. Ürünlerine çok bağlılar. Aşıklar diyebiliriz, obsesifler ürün deneyimi konusunda. Teknoloji altyapılarını kullanıyorlar genelde ve bence en önemlisi de datayı işin merkezine koymuş durumdalar. Yaptıkları her şeyi, her diyaloglarını, her kararları datanın üzerine kurguluyorlar. Dönüşümün merkezinde bu değerler var diyebilirim Ali. Bu değerlerle bütün şirketler dönüşmeye çalışıyor. Sonunda da ne geliyor dönüşen şirketlerde? Ticari başarı, çalışan mutluluğu, esneklik. Ben bu dönüşümün biraz daha halen başında olduğumuzu düşünüyorum. Startuplar büyümeye devam edecek. Bu dönüşümü yakalayabilen şirketler de başarılarını aynı oranda arttıracaklar diye düşünüyorum.
Çok teşekkürler. Ender, aynen bizim de mesela dijital dönüşüm programımız var İş Bankası'nda. Sen söylerken aklımdan geçti. Herkesin de eminim vardır. İçinde bir sürü inisiyatifler vesaire var. Herkes aslında geleceği biraz şekillendirmek için uğraşıyor, yani tahmin edemeyeceğimiz için. Buradan Serhat'a bir dönmek istiyorum ben. Siz de bu konuda çevik dönüşüm konusunda ya da kurumsal dönüşüm konusunda bir yolculuktasınız. Epey de yol aldınız. Ben şunu sormak istiyorum aslında. Müşteri odaklılık yıllardır söylenen bir şey ve jargonumuzda var. Yani şu an değil miyiz müşteri odaklı? Neden böyle ekstra çabalar, şeyler yapıyoruz? Eforlar harcıyoruz. Daha müşteri odaklı, karlı, daha güçlü bir şirket olmak için ekstra bugün olmayan hangi yetkinliklere sence ihtiyacımız var? Teşekkürler Ali. Şimdi aslında bu soruya Ender'den aldıktan sonra şöyle devam etmek lazım. Yeni dünyada ayakta kalabilmek için ne gibi yetkinliklere ihtiyacımız var olarak genişletebiliriz. Çünkü çok güzel tarif etti. Hani dünya ve bu dünya üzerindeki kurulmuş olan bu şirketler çok hızlı bir devinim içerisindeler ve çok hızlı dönüşüyorlar. Biz bu yıl içerisinde kendi çevik dönüşüm yolculuğumuzu 40'tan fazla işte Güney Amerika'dan tutun da Asya Pasifik'e kadar farklı şirketle paylaştık. Orada da sorular hep aynı. Sorunlar da hep aynı. Herkes aslında aynı şeylerin peşinde. Daha müşteri odaklı nasıl olabiliriz? Daha karlı nasıl olabiliriz? Rekabette bu dönüşen dünyada nasıl ayakta kalabiliriz diye. Tabii buna şuradan bakmak lazım belki de. Organizasyonel yapılar evrimleşiyor. Artık sanayi devriminde çizilmiş olan o insanları üretim hattının bir parçası gibi gören organizasyonlar yerine insanlar arası etkileşimi destekleyen, işte bürokrasiden uzak, hızlı karar alan mekanizmalara dönüşüyor. Çalışanların bu değişken dünyada şirketin vizyonuna hakim olması, değişim ajandasına hakim olması çok çok elzem bir duruma gelmiş durumda. Çünkü bu kadar hızlı değişen, önceliklerine kurum olarak önceliklerini bu kadar hızlı adapte etmesi gereken, kendi kendine karar alabilmesi gereken bir yapıya dönüşmeniz için sizin o ana stratejinizle takımlarınız, organizasyonunuz, şirketteki çalışanlarınızın o bağ kurması gerekiyor ki o devinimin içerisinde mutlaka bir dinamizm olsun. Tabii burada çağın gerekliliği olarak birkaç nokta ön plana çıkıyor. Birincisi IT ile iş ailelerinin buluşması. Gün geçtikçe bu evrimin gerçekleştiğini görüyoruz. Dünyadaki bu dönüşen teknolojik gelişime adapte olabilmek için artık biz business ailelerinin içerisinde IT kaynaklarıyla birlikte iş yapıyoruz. IT okur yazarlık programları kurguluyoruz. O IT yazılım mimarisini business tarafındaki arkadaşlarımızın bilmesi ve anlaması yönünde hareket ediyoruz. Data gittikçe önem arz ediyor. Datayı kullanma becerisine sahip olmak çok çok kritik. Buna ilişkin veri kitlelerini toplayıp modelleyebilmek çok çok önemli. İnovatif bakış açısıyla kendini güncelleyebilen, gerektiğinde tabiri caizse bir üst sürüme kendisini yükseltebilen bir organizasyon olması gerekiyor. Bu pandemi dönemi keza yine bize çok güzel bir şekilde öğretti. Fazlalıklarından arınmış, israfa hayır diyen, yalın prensipleri benimsemiş olması gerekiyor. Şimdi bütün bu anlattıklarımın harmonizasyonu çok önemli. Çünkü bu harmonizasyon sizi alıp o eşsiz müşteri deneyimine doğru götürüyor. Çünkü doğduğu zaman biraz önce Ender'in bahsettiği o teknoloji startupları aslında bu biraz önce saydığım prensipleri kendi içlerinde büyüterek, geliştirerek hayata geçirdiler ve o eşsiz müşteri deneyimi konusunda fark yarattılar açıkçası. Çok teşekkürler. Aslında şöyle Erhan'a pas atayım. Bundan sonra ikiniz de kurumsal olarak birçok şeyin bir arada yapılmasından bahsettiniz. Yani böyle bir takım münferit çabalardan çok aslında bir kurumun topyekün dönüşmesinin ancak müşteri odaklılığı sağlayabileceğini işaret ettiniz. Buradan hareketle Erhan'a kurumsal çevikliğe biraz giriş yapabilir mi diye sormak istiyorum. Kurumsal çeviklik burada nedir? Hangi değer ve
davranış setleri bunun içindedir. Kurumun hangi aşamaları geçmesi gerekiyor? Ana oyuncular kim? Nasıl bir değişimdir? Senin hem global hem yerel tecrübelerinle bize aktarabilir misin? Tabii ki. Şimdi Ender ve Serhat çok güzel bir aslında çerçeve çizmiş oldular konuyla ilgili. Müşteri odaklılıktan bahsettik, veriye dayalı kararlar alabilmekten bahsettik, kişiler arası etkileşimlerden bahsettik, karar alma mekanizmalarından bahsettik. Ama ben bu çeviklik konusunu biraz şöyle görüyorum. Hani Cem Yılmaz'a gidersin, 3 saat gülersin, çıkarsın, ne anlattı derler, hiçbir şey anlatamazsın esprisi var ya. Cem Yılmaz'ın böyle bir esprisi var ya. Şimdi çevikliği de anlat desen, böyle bir sözlük tanımı koyalım desen var tabii ki. Milyonlarca var ama böyle aldım cebime, şimdi ben bunu anlıyorum ya çeviklikten diyebileceğim böyle standart bir tanım koyabilmekte çok zorlanıyoruz. Neden zorlanıyoruz? Çünkü o kadar farklı boyuta hizmet eden, o kadar farklı perspektiflerde ele alman gereken bir konu ki, bunu böyle bir tanımın etrafında, birisinin pratiğiyle, bir başkasının kendisi için diktiği elbiseyle yaşamaya çalışmak en büyük hatalardan bir tanesi. O yüzden çeviklik konusunda önce ben müsaadenizle böyle genel çerçeveyi bir parça tanımlayacak bir tanım koymaya çalışayım. Onun etrafından genişletelim. Çünkü tek bir tanım bulmamız birazcık zor. Diğer türlü Erhan anlattı 5 dakika ama ne anlattı biz anlamadık olmasın. Şimdi önemli olan şey şu. Jack Welch'in şöyle bir cümlesi var. Diyor ki içerideki değişimin hızı dışarıdaki değişimin hızından daha yavaşsa kusura bakma ama son senin için yakın. Şimdi tamamıyla bütün hikaye dışarıdaki az önce Serhat'ın ve Ender'in tanımlamış olduğu değişim rüzgarıyla ne kadar baş edebiliyorsun? Bunun bu hızdan ne kadar daha hızlı kendini değiştirebilme becerin var. Kurumsal çeviklik dediğimiz zaman aslında bütün hikaye kendini değiştirebilme becerinle ilgili. Şimdi bunu da bir tanıma oturtmaya çalışırsak değişen koşullar, değişen öncelikler doğrultusunda sen kendini bir ne kadar hızlı, iki ne kadar beklentiye uygun, uyumlu? 3. Ne kadar yenilikçi bir şekilde değiştirebiliyorsun kardeşim? Bu sorunun cevabını verebilmen lazım. Ben organizasyonumda çeviklik arıyorum diyorsan. Dışarıdaki değişen koşullara ne kadar hızlı, ne kadar uyumlu ve ne kadar yenilikçi bir şekilde değişim sağlıyorsun? Şimdi ihtiyacı kim belirler? Değişen koşullar dedik. Bunu kim belirliyor? Tek bir gerçek var, müşteri. O yüzden müşteri odaklılık dediğimiz şey aslında ister dijital dönüşümü konuş, ister sustainability'yi konuş, ister çevik dönüşümü konuş, neyi konuşursan konuş. Merkezinde hep müşteri var çünkü benim varoluş nedenim müşteri. Ve bundan uzun bir zaman önce maalesef işte az önce Serhat'ın da söylediği gibi üretim hattı kafasından artık birazcık daha farklı bir boyuta geçmeye başladığımızda artık dünya mı güneşin etrafında dönüyor, güneş mi dünyanın etrafında dönüyor tartışması ters döndü. Yani artık şirketler müşterilerin etrafında dönüyor. Benim ürünüm budur, isterse gelir alır noktasında değiliz. Senin ürününden onlarca var. Senin ürününü bugüne kadar değerlendirmiş milyonlarca insan var. Ve senin ürününle ilgili senin yapabildiğinin, senin yapabildiğin pazarlama ve bilgilendirmenin katlarca fazlası başka mecralarda senin adına senin kontrolün olmadan zaten yapılıyor. O yüzden müşteriyi artık sen kontrol edemezsin. Ama müşterinin ihtiyaçlarını en hızlı şekilde anlaman gerekir. Değişen pazar, değişen koşul dediğim şey birincisi değişimin kendisi. Yani müşterinin ihtiyaçları. İkincisi hız. Dedi ki hızlı olman lazım. Hızı da belirleyen şey rekabet. Ne kadar hızlı ya da yavaş olduğun cevabı artık sende değil. Senin rakiplerinde. O yüzden hızı artık kendi ölçümlerimizle, kendi kabullerimizle, kendi algılarımızla tanımlamak yerine rakiplerimizin bizim ne kadar önümüzde ya da arkasında olduğunu tanımlamak çok daha kritik. Üçüncüsü uyumlu olmak. Yani değişen koşulların gerektirdiği beklentiye ne kadar hızlı uyum sağlayabiliyorsun. Şimdi bu uyumu organizasyonunuzda sağlayabilirsiniz, ürün portföyünüzde sağlayabilirsiniz, liderlik anlayışınızda sağlayabilirsiniz, kültürde sağlayabilirsiniz ama tek bir şey için. Müşteriyi tatmin etmek için. O tatmin duygusunu güçlendirebilmek için, hatta beklentinin üzerine çıkabilmek için. Son olarak da yenilikçilik dedik. Yani ne kadar yenilikçi, ne kadar farklı bir servis verebiliyorsun ki bir tercih sebebi haline gelebiliyorsun. Eğer herkesin yaptığını yapıyorsan zaten yenilikçi bir şey üretmemiş oluyorsun. Çeviklik dediğin şeyin zaten alamet farikası orada. Müşteriyi ne kadar hızlı anlarsan, kendini buna göre ne kadar çabuk uyumlandırırsan, bir de beklentinin üzerine hızla çıkabilecek yenilikçi bir ürünü ortaya koyabilirsen, İşte o zaman dışarıdaki değişimin hızından çok daha hızlı değişmiş oluyorsun.
Böyle bir tanım ortaya koyduktan sonra dedin ki nasıl bir aşamalardan geçmek lazım Ali. Şimdi ben açıkçası buna aşama diye bakamıyorum. Bunu bir hep diyoruz ya, ecail bir yolculuktur, çeviklik bir yolculuktur. Ya bu böyle laf olsun diye söylenen bir şey değil. Bu gerçekten bir yolculuk. Hep şeye benzetirim bunu. Yapamıyoruz gerçi artık bir süredir, bir süre daha yapamayacağız gibi görünmüyor ama bir yurt dışı seyahatine gittiğinde bazı insanlar vardır. Der ki 10.05'te havaalanına ineceğim, 10.07'de şunu yapacağım, 10.12'de bunu yapacağım, 10.30'da bunu yapacağım. Mikrotiming yapar, böyle her şeyi alt detaylarıyla çıkartır, böyle bir seyahat planlar. Ne planladıysa onu yaşar gelir. Ha, bazılarını da yaşayamazsa inanılmaz bir hayal kırıklığıyla gelir. Bazısı vardır ki çok genel bir çerçeve belirler. Bunları görmezsem olmaz ama gerisinde kendimi biraz akışına bırakacağım der. Sokaklarda kaybolacağım der. Hoşuma giden bir kafede oturacağım der. Aa, hiç planımda yoktu ama karşıma bir anda şöyle bir şey çıktı. Böyle bir deneyim yaşadım der. Ben çevik dönüşümü aslında bu ikincisi gibi görüyorum. Ne elde etmek istediğini bil. Ne senin için olmazsa olmaz bil. Ama biraz akışına bırak yaşa. O kadar her şeyi planlayarak, programlayarak yaşarsan, özür dilerim ama elde ettiğin şey çeviklik olmuyor. Başka bir şey oluyor. Bu yüzden de bugüne kadar çeviklik girişimlerinin %90'ının başarısız çeviklik dönüşüm girişimleri olmasının nedeni de aslında bu. Ne istediğini bilmeden bir deneyim yaşamak. Yapmış olmak için bir takım şeyler yapmak. Ha, dedik ki biz bunu bir yolculuk gibi yaşayacaksak, John Lennon'un dediği gibi hayat sen planlar yaparken başına gelenler olsun istemiyorsak, o zaman bir takım başlıkları iyi kurgulamamız lazım. Bunlardan bir tanesi, ben ne istiyorum, neden istiyorum ve ne olunca mutlu olacağım? Bir organizasyonun kurumsal dönüşüm, kurumsal çeviklik dönüşüm stratejisinin başarıya ulaşabilmesi için önce üzerinde hemfikir olması gereken şey bu. Benim için çeviklik ne demek? Neyi çözmek için çevikliğe ihtiyacım var, neyi çözmek için ihtiyacım yok? Önce bu ayrıma net varmamız lazım. Çünkü agile eşittir. Öyle bir reçete yazacağım ki bütün dertlerimi çözecek Allah, tamam hadi bakalım parayı koyalım, eğitimi koyalım, adamları koyalım, bütün dertler çözülsün beklentisi içerisinde olmak çok büyük bir hata. Çünkü onun çözebileceği ve çözemeyeceği şeyler var. Çözmemesi gereken şeyler var bu arada. İkincisi, nasıl bir kültür yaratmak istiyorum? Çevik dönüşümün, organizasyonel çevik dönüşümün en önemli bacağı kültür dönüşümü. Serhat da çok güzel tanımladı az önce. İnsanlar, insanlar arasındaki etkileşimler diyoruz. O öyle manifestoya yazılmış bir cümle değil. Onun altında çok 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 önemli bir farkındalık var. Kültürden bahsediyoruz. Çünkü kültür bizim nasıl tepki verdiğimiz, nasıl harekete geçtiğimiz ya da nasıl harekete geçmemeyi tercih ettiğimizi tanımlayan şeyler bütünü. O yüzden de prensiplerimiz nelerdir, istediğimiz davranışlar nelerdir, çevik bir organizasyon, çevik bir lider, çevik bir yapı dediğimizde hangi davranışları görmek istiyoruz? Bunun tanımını koymak gerekiyor. Üçüncüsü, organizasyon. Şimdi agile dönüşüm, agile organizasyon demek değildir. Agile organizasyon her zaman gerekmeyebilir gibi görüşler olmakla birlikte, eğer doğru iklimi, doğru koşulları, doğru kurallar bütününü organizasyonda yaratmak istiyorsak, organizasyon çeviklik için bir araçtır. Kesinlikle bir amaç değildir. Ama bir araçtır ve önemli bir araçtır. Kurum genelinde bir çeviklikten bahsediyorsak, bu böyle başlatılmış birkaç pilot, birkaç ekibin denediği, birkaç kişinin liderliğini yapacağı bir inisiyatif olamaz. O zaman onun arkasında çok sağlıklı bir strateji oluşturmak gerekir. O yüzden de müşterinin bir işin merkezinde olduğu ve etrafında insanların organize olduğu, madem müşteri odaklılık diyoruz bu işin çıkış noktası, bir yapı kurmak gerekir. Bir diğeri iş yapış şekli. Bütün bu dünya, Erhan iyi güzel anlattın ama nasıl yapacağız noktasında da organizasyona bir cevap vermeniz gerekiyor. Hangi araçlarla, hangi rollerle, hangi iş yapış şekilleriyle nasıl bir dünya yaratmak istiyorsunuz? Birisinin bunun koçluğunu, yansıtmasını, aynalamasını sürekli yapması lazım. Son olarak da bir çalışan deneyiminden bahsediyoruz aslında. Çünkü bizim realitemizi, çalışanlarınızın müşteri odaklılığı kadar müşteri odaklı bir şirketsiniz. Bain Company 10 bin tane şirkette 2014 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam bir anket yapmış. Şirketin üst yönetimine sormuş. Demiş ki ne kadar müşteri odaklı bir şirket olduğunuzu düşünüyorsunuz? %86'sı müşteri odaklıyız demiş. 10 bin şirketin müşterilerine gitmişler. Bu şirketlerin müşterisisiniz. Bu şirketin sizin için ne kadar müşteri odaklı olduğunu düşünüyorsunuz diye sorduklarında aldıkları cevap %8. Yani sen kendini müşteri odaklı zannederken aslında maalesef müşterin senin sandığın kadar müşteri odaklı bulunuyor. Bu ikisinin ayrımına varabilmek için de çalışanların bir kere dönüşüm yolculuğunu iyi kurgulamak gerekiyor.
O yüzden de insan kaynakları süreçleri, HR süreçleri dönüşememiş bir organizasyonun çevik dönüşümünü de başarabilmesini ben çok zor buluyorum. Ha, bir tane de bonus tanımlayalım hemen aklıma gelmişken. Önce bireyin dönüşümü. Kurumsal çevikliğin dönüşebilmesi için önce bireysel dönüşümü de bütün organizasyonun içselleştirebilmesi tabii ki gerekiyor. Böyle bir toparlamış olayım. Süper. Çok teşekkürler. Aslında müşteri odaklılık dairesinde olumlu yönde şaşırtma müşteriyi beklenmedik bir şekilde. Ender ve Serhat'ın da söylediği gibi veri ve teknolojiyi artık özellikle çok iyi kullanarak bunu yapma. Hatta bizim genel müdürümüz şöyle tabir ediyor onu. Şu an geliyor mu sesim acaba? Geliyor Ali. Geliyor. Sesim kesildi galiba. Ali biz seni duyabiliyoruz ama. O bizi duyamıyor. Sanırım Ali bizi duyamıyor, evet. Evet, telefon bağlantısında bir sorun olabilir. Bugün Murphy çalıştı Ali için ya. Evet Tarık, evet, benim de o ilk kadar... defa biraz önce bilgisayarım kapandı. Belki görüntüm gitmiştir, fark etmişsinizdir. Bir senedir hani video konferansı yapıyorum. İlk defa hani bilgisayarım kapandı, bugüne denk geldi. Çeviklik bu işte. Tam bunlarla baş edebilmek değil mi? Ben de yayına girerken 10 dakika gecikme sebebim. Benim de aynı şekilde bilgisayarı tekrar açıp kapamam gerekti. Evet. Şimdi Ali geliyor herhalde. İsterseniz çevik bir şekilde devam edebiliriz. Aynen. Biz akışa devam edelim. Sorunlar olmadan. Kendi otonomimizle. Bir product owner olmak lazım. Yani Erhan'ı biraz önce dinlerken çok keyif aldım. Bana biraz önce bahsetmiştim. İlk defa çevikliği de hani Erhan anlatmıştı konsept olarak. O zaman da hayattan verdiği örnekler çok ilgimi çekmişti benim. Hani ailede çeviklik prensibini uyguluyoruz demişti. Ben o hani yeni yeni tanıyordum. Ben ya demiştim, ne kadar robotik bir yaklaşım. Ailede çeviklik mi olur? Halbuki daha sonra şeyi anladım. Yani konunun işte tüketiciyi merkeze alma. İşte aile olunca da konu. İşte çocuğunu merkeze alma. Galiba kızından örnek vermiştin Erhan. Yani ya da işte eşini merkeze alma. Hani ilgiyle dinledim ben de Erhan'ı. İsterseniz ben devam edebilirim yavaştan. Lütfen. Tabii. Hani biraz Erhan şeyden bahsetti, kurumsal çeviklikten, bunun organizasyonel bacağından. Bence bu organizasyonel yaklaşım da önemli kısımlarından bir tanesi liderlik boyutu işin. Hani liderler nasıl dönecek? Lider deyince de illa bir tribe liderini ya da product owner'ı düşünmemek lazım bence. Squad'larda çalışan, çeviklik prensipleriyle çalışan tüm ekipleri kapsıyor bu. Ama temel değişimler gördük. Ben bunu kendimde de deneyimledim. Ben çeviklik prensipleriyle iş hayatına giren bir lider değilim. Daha sonradan öğrendim ve uyguladım. Çok da keyifle uyguladım. Neler değişti hayatımda? Ben onlardan biraz bahsetmek isterim. Hani en önemli değişim işin karar verme boyutunda oldu. Karar veren, hatta bunları da şeyle anlatayım isterseniz. Çeviklik manifestosu gibi anlatayım. Bunun yerine bu geldi gibi. İşte karar veren liderler, karar verilmesini sağlayan liderlere dönüştü. Hep çevremizde böyle güçlü liderler gördüğümüzde ya bütün kararları doğru veriyor filan derdik. Yani herkes kendinden böyle bir örnek aklına gelmiştir mutlaka. Artık o liderlerin karar vermesi değil de insanların müşteri odaklı, squadların müşteri odaklı karar verebileceği ortamlar yaratmaları çok daha kritik. Çünkü artık yılda 3-4 karar alınmıyor. Her gün kararlar alınmak zorunda. Müşteri deneyimine her gün dokunmak zorundasınız. Ve bunu mikro management'la liderlerin yapması mümkün değil. Ama lider hani ekiplere verdiği otonomiyle onların en doğru kararları, en müşteri odaklı verebilecekleri kararları sağlayan bir ortamı yaratmak bence birinci görevleri. Bu örnekten devam edersek karizmatik liderler daha fazla işbirlikçi liderlere dönüştü. Yani biraz belki benim şeyimden olabilir. Hani alıştığımız bu işte stratejik böyle çok doğru yön veren duruşu oturuşu çok güçlü ama bazen zorluk yaşayan liderler artık harmoni merkezli liderlere dönüşmek zorunda.
Çünkü bu iş, o toplam müşteri deneyimi bir harmoniden ortaya çıkıyor. Çevik çalışan ekiplerin harmonik bir şekilde çalışabilmesi mükemmel deneyime giden yolun en önemli yapı taşı. O yüzden de liderin görevi o harmoniyi sağlamak oldu. O karizma da biraz ilham vermeye doğru dönüştü diyebilirim ben. İlham verici liderler çevikliğin merkezinde. Dedim ya, iş sadece bir tribe lider product owner tanımıyla bitmiyor. Bence ekibin içinde çalışan ekipler, insanlar da herkes kendi alanının lideri zaten. Daha fazla düşünme boyutundan işin, yani strateji yapma boyutundan yapan liderlere dönüştüler. Hani birileri düşünüp birileri yapsın felsefesi yerine kendileri düşünüp tüketiciyi anlayıp zaten o datayı kullanıp kendileri de uygulamayı yapabilen liderlere doğru yol aldık. Pazarlamacılar da artık kendi müşteri deneyimlerini ilgili dijital altyapıları kullanarak yapabiliyorlar. Son olarak bu alanda şunu da söylemek isterim. Her bilimin ayrı bir anlamı var. Altyapı demek. İşte pazarlama önemli, satış önemli. Ama bir konu ön plana çıktıysa teknolojik altyapılar. Teknoloji kabiliyeti, teknoloji bilgisi her işin yapılabilmesi için bir ön şart haline geldi. O yüzden de işini yapan insanların ne yaparlarsa yapsınlar, ister pazarlama yapsınlar, ister finans yapsınlar, dijital altyapıları kullanabilmek onların ön şartı. Onun üzerine de kendi alanlarını uygulamaları gerekiyor. O yüzden de teknoloji bilgisi bence günümüzde çok daha fazla ön plana çıktı ve bu trendin devam edeceğini düşünüyorum. Var mı başka katkı yapmak isteyen? Ben ufak bir katkı yapabilirim Ender. Nefis oldu. Ben liderlerin bu değişim yolculuğu konusunda aslında en önemli farkındalığın şu olduğuna inanıyorum. Bunu değişim yönetimi olarak değil de değişim yönetimi olarak algılayan liderlik artık etkisini kaybediyor çevik çalışma düzeninde. Yani sistem değişsin ama ben aynı kalayım. Herkes daha farklı iş yapmaya başlasın ama ben işi kendi bildiğim gibi yapmaya devam edeyim. Sizlerden bunu bekliyorum ama kendimden aynısını beklemiyorum. Kafası artık çalışmıyor. Çünkü o zaman o organizasyonun sizden, senin az önce tanımladığın karizmatik olmak yerine daha ilham veren olmak, karar veren olmak yerine daha çok kararları aldıran bir lider olmak, daha kolaylaştırıcı bir lider olmak gibi bir şapkayı takmana çok engel oluyor. Bence liderlerin o anlamda o ulaşılmazlığı, erişilmezliği, ya da zaman zaman kendilerini ördükleri o bariyerler, duvarlar da bir şekilde kalkmış oluyor. O anlamda bence liderlerin kendi dönüşüm yolculuğu açısından da inanılmaz bir fırsat. Yani bu sadece organizasyon dönüşüm değil, bizim kişisel dönüşüm yolculuğumuz açısından da müthiş bir fırsat diye düşünüyorum. Ben gelebildim mi acaba? Geldim. Yani merhaba. Ali Bey, biz kendi kendimize yol almaya devam ediyoruz Ali Bey. Çevik dersiniz. Tam bence self-organize. Bu da şey oldu çevikliğim bence. Ya kusura bakmayın, başka bir cihaza geçtim şimdi. Geldim sanıyorum. Gayet iyi görüyoruz. Sağ olun. Ben arada biraz ara ara dinledim, duymaya çalıştım sizi. Hemen ben de eklemleneyim muhabbete. Şeyi söylüyordum, yani bizim bu beklenmedik yönde şaşırtmayla ilgili bizim genel müdürümüzün, Adnan Bey'in bir tabiri var. Müşterinin kuru temizlemeye giden gömleğinin düğmesinin dikilip dönmesi artık müşterinin beklentisi. Sadece temizleme yapılması değil. Olumlu yönde şaşırtma vesaire, bu bunu veri ve teknolojiyle yapma, hız, esneklik, aslında liderlik sanıyorum en son o boyuta girmiştiniz. Ben çok da şey yapmayayım, duymadığım kısımlarla ilgili nasıl devam edelim, akışta devam edeyim liderin, yoksa? Liderin rolünden bahsettik biraz Ali, lideri tamam. Burada ne tip değişimler bekleyecek onlardan bahsettik, istersen akıştan benzer şekilde devam edebiliriz. Tamamdır. Serhat, bu arada senin eklemen var mıydı? Bölmüş olmayayım lider için. Ya şimdi siz o kadar güzel konuşuyorsunuz ki, hani transformasyonu yaşarken de o devinimi yapabilenler ve yapmakta zorlananlar arasındaki o ince ayrıntıyı düşünüyorum. Gerçekten kolay da bir dönüşüm değil. Yani dönüşüm dediğimiz şey insanları konfor alanından çıkarmak ve o konuda da odaklamak gerçekten zor olabiliyor. Çünkü bunları söylerken çok kolay belki bazen. Ama sahada bunları hayata geçirirken gerçekten insanların ne kadar zorlandığını görüyorsunuz. Mesela küçük bir hani şey vermek isterim burada katılımcılara, hani bir tips and tricks gibi. Bunu hani dönüşüm yolculuğunda keşfettik aslında. Bu konuda eğilimi olanlar, çözmek konusunda o öğrenen bakış açısında eğilimi olanlarla bu konuda biraz daha dirençli olanları bir araya getirdiğinizde biz hep şeyi gördük.
çözüm odaklı olanların diğerlerini etkilediğini gördük. Ve bütün atölye süreçlerimize, işte birazcık daha bu konularda zorlanacağını düşünen fonksiyon liderlerinin süreçlerine hep şeyi götürdük biz. Bu konuya gerçekten odaklı bakanları. Çünkü yani biz dördümüz çok iyi biliyoruz ama hani izleyenlerle paylaşmak isterim. Birçok gri alanla karşılaşılan bir süreç bu. Ve o gri alanda sizin bakış açınız zaten olayı şekillendiriyor. O hani hep söylüyoruz ya, yani doing agile ve being agile konusu. O being agile kısmındaki o bakış açısı, o yaklaşım, o zaten ortadaki problemleri kaldırmak yönünde hareket ettiriyor insanları. Onun için hani organizasyonda buna eğilimli olan insanları elçi gibi kullanabilirsiniz. En azından biz kendi yolculuğumuzda bunun çok çok faydasını gördük. Evet, çok teşekkürler. Sağ olun. Ben tekrar o akıştan o zaman devam etmeye çalışayım. Şimdi aslında sağlıklı oldu. Bence nedenle başlamış olduk. Neden böyle bir şeye ihtiyaç var? Sonra çerçevesini çizdik. Peki ben bir de şöyle katılımcılarımız da olabilir. Bunu duymuş, okumaya çalışan, anlamaya çalışan ama dışarıdan şirkete girdiğinde bir takım işte post-itler, panolar, boardlar, işte ayakta yapılan toplantılar vesaire gören, yani bir takım nasıl kısmına, nedenden geçersek aslında neler yaşanıyor oralarda şirkette. Tabii ki bu yapılan şeylerin mutlaka bir neden kısmına da bağlantısı var, kısmıyla da bağlantısı var. Çok uzun kalmayalım burada ama biraz being değil de doing kısmından da Serhat, senden rica etsem biraz bahsedebilir misin? Sizde neler değişti? Bu doing'i yansıtan, işte being'i yansıtan doing'ler nelerdir? Neler yapılıyor? Çok kısa bahsedebilirsen. Ya çok kısa tabii şunu söyleyeyim. Hani ilk başta işte o panolar ve post-itler geliyor hayatınıza. O panolar ve post-itlerde sizler işleri daha parçalayarak, daha bölerek, daha odaklı bir şekilde gitmeye başlıyorsunuz. Tabii bunu yaparken de belli bir odaklanmanız için de bir zaman dilimi belirleniyor. Biz ona sprint diyoruz Scrum metodolojisinde. O sprintlerde takımlar odaklı bir şekilde hareket ediyorlar. Tabii takım tanımı burada çok önemli. Biz agile dönüşüm süreçlerinde takımları daha çapraz fonksiyonlardan çalışma arkadaşlarımızdan kurguluyoruz doğal olarak ki o takımlar dışarıya bağımlı olmadan birlikte odaklı bir şekilde çalışabilsinler. Hani örnek vermek gerekirse bir tribe yapısının içerisinde kurmuş olduğumuz takımlara bir squad adını veriyoruz. Orada işte 9 ila 11 kişilik ekip üyeleri bir araya geliyorlar. Geldikleri yerler satış, pazarlama, aktüerya, yazılım, iş analisti gibi farklı alanlardan olabiliyor. Bu takımın misyonu doğrultusunda da hareket edip istedikleri amaçları hayata geçiriyorlar. Tabii hani doing agile kısmı, organizasyonel design kısımları birazcık daha bu işin açıkçası daha kolay kısımları. Çünkü oralarda görmüş olduğunuz, planlamada yaptığınız, işte sahada uygulamasında görmüş olduğunuz hataları çok rahatlıkla düzeltebiliyorsunuz. Ama being agile kısmı biraz da bahsettik aslında. Orası en zorlayıcı ve en değişimi içerisine alan kısmı. Çünkü herkeste şu oluyor. Hani biraz önce Erhan'ın dediği gibi nedir agile? Çünkü neresinden bakarsanız farklı bir perspektifi çıkıyor. Bunu organizasyonu iyi anlatmanız gerekiyor. Organizasyonu sizin dönüşüm ajandanızla ilgili rahatlatıcı, işte ferahlatıcı, herkesi kapsayan bir şekilde bir iletişim kurmanız gerekiyor. Mesela hani ona da kendimizden bir örnek vermek gerekirse, mesela biz Agile'ı kendimizce bir jargonu oturttuk Allianz'da. Baktık hani kültür çalışmalarımızda ne olabilir bunun karşılığı dedik ve işte hızlı olmak, etkili olmak ve yetkili olmak gibi böyle Hey Allianz kapsamında bir yapıyı oturttuk ve genelde tüm süreçlerimizde o hızlı, etkili ve yetkiliyi çalışanlara anlatmaya çalışıyoruz. Hem eğitim boyutunda, hem yaptığımız seminerlerde, hem onlarla kurduğumuz iletişimlerde. Çok teşekkürler. Bir de sanıyorum lider kısmını konuştunuz ben. Bir takım süreçler yaşarken ama çalışanlarla ilgili ben Erhan'a ve Ender'e de sırasıyla bir söz vermek isterim. Ben bir çalışanım, bir şirkette çalışıyorum. Bu geleceğin iş gücü, Future of Work konusu da learning, unlearning konuları da aslında çok birleşik, bütünleşik bununla. Benim deneyimim bu çevik dönüşümde nasıl değişiyor? Ya da ben gelecekte ne yapmalıyım?
nasıl değişmeliyim, neyi öğrenmeli, neyi unutmalıyım? Bu konuda, bu güzel bir konu benim sevdiğim bir konu. Erhan sen ne dersin? Sonra Ender'in de görüşünü almak isterim. Tabii. Şimdi ben olaya şöyle bakıyorum. Çalışanlar için aslında çevik olmayan çalışma düzenindeki çalışma şekli acayip konforlu bir şekil. Acayip konforlu bir hayat. Çünkü senin adına birileri karar alıyor, senin adına birileri en doğrunun ne olduğunu söylüyor, senin adına birisi yön tayin ediyor ve senden tek beklenen, tayin edilen yönü eksiksiz bir şekilde, hatasız bir şekilde, beklentiye uygun şekilde hayata geçirmek. Bunu yaparsan başarılısın. Yapamazsan zaten senede iki defa, eğer şanslıysan iki defa, değilsen bir defa, çok şanslıysan iki ayda bir, acayip şanslıysan her an geri bildirim alıyorsun. Ne kadar başarılı olduğuna ilgili. Bir kere değişen en önemli şey şu. Sorumluluk duygusu. Hey Agile bu arada harikaymış Serhat. Bayıldım. Etkili ve yetkili olma hali. Bilmiyordum bunu. Nasıl kaçırmışım onu da şaşırdım kendime de ama süpermiş hakikaten. Etkili ve yetkili olma hali aslında gerçekten bu. Sorumluluğu bir kere çalışan olarak üzerine almaktan keyif almayı öğrenmek gerekiyor. Ve bu çok konforsuz bir şey. Çok üzgünüm. Çünkü konforlu bir şey değil bu. Yetkiyi verildiği anda etkiyi yaratman bekleniyor. Ve bütün bunlarla birlikte de hangi kaynakları nasıl oluşturman gerekiyorsa bir çalışan olarak onun sorumluluğunu taşımak. Birincisi bence en önemli değişim bu. Sorumluluk alma becerisi. İkincisi müşterim kim? Çoğu şirket, çoğu çalışan müşteri deyince benim müşterim pazarlama. Benim müşterim IT. Benim müşterim satın alma. Çoğu şirket böyle bakıyor. Çoğu şirkette çalışanlar. Halbuki müşteri dışarıda. Dedin ya az önce gömleğin bilmesinin iliğinin kenarındaki delik artık adamın derdi. Dolayısıyla bir çalışan olarak hayatındaki en önemli değişim gidip müşterini tanımak. Daha bugüne kadar müşterisini görmemiş, dışarıda sattığı ürünün kullanıcısıyla en ufak bir deneyim yaşamamış bir şirkette on binlerce çalışan olabilir. O yüzden müşteriyi tanımak sorumluluğunu bence çalışanın üstlenmesi lazım. Üçüncüsü de acceptance kriteri dediğimiz, kabul kriteri dediğimiz şeyle yaşamayı öğrenmek. Yani artık sana ne yapacağın, nasıl yapacağın ve neleri elde ettiğince bu işi gerçekten tam anlamıyla yapmış olacaksın cevabını, reçetesini birisi vermiyor. Birisi sana hayalini anlatıyor. Birisi sana neyi elde etmek istediğini anlatıyor. Nasıl bir deneyim yaşatmak istediğini anlatıyor. Sen onu, o beklentiyi karşılayacak en doğru tasarımı yapabilecek yetkinlikte olman lazım. O yüzden de bence en önemli değişiklik çalışanın gözünde acceptance kriteri, kabul kriteriyle çalışıp sorumluluğu %100 üzerinde taşıyabilmek ve müşteriyi de bu anlamda gerçekten tanımak ve anlayabilmek diye özetlemeye çalışayım. Süper, çok teşekkürler. Aslında özgürlük bir sorumluluk faturasıyla tırnak içinde birlikte geliyor değil mi? Paket yani. Kesinlikle şahane. Kesinlikle doğru. Evet. Ender sen ne dersin bu konuda? Kısaca senin de görüşlerini alalım. Bir alanda da ben ekleme yapayım. Önemli değişimlerden bir tanesi çalışanlar için ünvanlar, mevkiler yerini biraz daha işe, uzmanlığa, yeteneğe bırakıyor diyebiliriz. Hani eğer bununla motive oluyorsanız biraz kafa yapınızı değiştirmenizde fayda var. Bunu da açıkça söyleyeyim. İşte kıdemli müdür, üst kıdemli müdür, direktör, grup direktörü falan gibi. Halen belki bazı ünvanlar olacaktır ama insanların değeri daha fazla yetenekleriyle ve sahip oldukları bilgiyle ölçülüyor. Biz gerçekten de ekipleri böyle ölçmeye, böyle değerlendirmeye başladık. Herkesin işe katkı yapması bekleniyor. Tek yetenek alanında sınırlı kalmak zorunda değilsiniz. Ama belli alanlarda sizin sorumluluklarınız olması gerekiyor. UX olabilir, Big Data olabilir, pazarlama uzmanlığı olabilir, satış, IT, developer her neyse. Ama o alandaki geliştirdiğiniz yetenekler sizin hem müşteri değerine olan katkınızı belirliyor hem de şirket içinizdeki yerinizi ona göre kalibre edebilirsiniz diyebilirim. Bence çalışanlar için en büyük değişimlerden bir tanesi de bu. Çok teşekkürler. Buradan aslında Serhat'a da şöyle söz vererek geçeyim. Bu çalışan deneyimiyle birlikte Allianz sanıyorum genel müdürlüğünün çok büyük bir kısmını ya da önemli bir kısmını sen daha net anlatırsın bize. Çevik dönüşüm kapsamına aldı ya da dönüşüm kapsamına. Çalışanlardan girerek sorayım. Yani çalışanların hayatı nasıl değişti? Sizde neler oldu? Bir de şirketin deneyimini de kısaca anlatırsak hani bir sonraki tura da geçmiş oluruz.
Erhan ve Ender'e de kendi kişisel ve şirket açısından neler yaşadıklarını da sormak isterim ondan sonra. Teşekkürler Ali. Aslında şöyle, bizim yolculuğumuz da birçok şirketin yolculuğu gibi. Yazılım tarafında uluslararası giden Türkiye odaklı bir projemiz vardı. Onu çevik dönüşüm süreciyle ilerletiyorduk. Biz çeviklikle öyle tanıştık. Fakat bir konuda derdimiz vardı. Hani onu da burada çok samimiyetle söylemek isterim. Şimdi muazzam derecede transformasyona yatırımlar yapıyoruz. İşte yazılım hatlarına yatırımlar yapıyoruz. Şirketin altyapılarını düzeltmeye çalışıyoruz. Ama organizasyon yapımız biraz önce çok güzel aktardığımız gibi, yani bayağı böyle Christmas tree. İşte 1950'lerde de açsanız aynı organizasyon yapısını muhtemelen göreceğiniz bir yapı. Şimdi bu yapıyla bu değişen dünyaya adapte olabilir miyiz diye başladı aslında bizim şeyimiz. Sonra çalışanlara sorduk. Çalışanlar da bizimle aynı perspektifi paylaştılar ki bence bu çok kritik. Çünkü çevik dönüşüm süreçlerinde üst yönetim ve ekipler arasındaki o uyum, birlikte bu işe inanmayı yakalamak gerekiyor. Çünkü o gri alanlarda hep o kredibilitenizi kullanmanız, birlikte konuları çözmeniz konusunda insanların hareket etmesi için. Parantezi kapatayım. Sonrasında da şöyle bir şey oldu tabii. Dedik ki okey, çalışanlar bir değişim istiyor. Çünkü gerçekten yorulmuş durumdalar silo şeklinde çalışmaktan. Müşteriye hızlı çıktı üretmekte yaşadıkları problemlerden. Yazılım hatlarında uzayan bekleme sürecilerinden. Biz de dedik ki acaba bu çevik dönüşüm sürecini, yazılımdaki yapıyı organizasyonel boyuta getirebilir miyiz? Açıkçası 2018'de hiçbir bilgimiz yoktu bu işe başlarken. O zaman araştırmaya başladık konuyu. Ve bir tane pilotla başladık. Kasko trafik branşı olan motor branşına bir pilot yaptık. Ve o pilotun başarısını görünce biz dedik ki tamam. Yani aradığımız bir modeli bulduk. Ve sonrasında 2019 yılında diğer ticari hatlarımızı da dönüştürdük. İşte şu anda sağlık tarafında, hayat emeklilik tarafında, işte oto dışı dediğimiz alanlarda, hatta onları cross çeken bir dijital tribe yapısı kurduk. Sonra hem çalışan tarafından gelen bu memnuniyet, hem de süreçlerimizin gerçekten hızlandığını görmemiz, ürünleri ve servislerin müşteri tarafına daha istediğimiz seviyede ulaştığını görmemiz, daha verimli olmamızı görmemiz şunu getirdi bize. Acaba dedik, biz tamamen böyle company wise bütün yapısıyla çevikleşebilir miyiz? Ondan sonra da adım adım işte destek fonksiyonları dediğimiz yapıları dönüştürmeye başladık. Geçen yıl itibariyle. Tabii pandemi döneminde bu süreci yaşamak apayrı bir konu. Onu başka bir panelde anlatmak lazım. Ama hukuk gibi, finans gibi, insan kaynakları gibi departmanlarımız şu anda tamamen çevik çalışıyorlar. Önümüzdeki ay itibariyle de operasyon hatlarını dönüştürüyor olacağız. Oraya da yalın modelden esinlendiğimiz bir kurguyu entegre edeceğiz. Ve böylece de 2021 sonuna kadar amacımız, idealimiz tamamen organizasyonel boyutta çevik çalışan, o çevikliğin ruhuna uygun orkestrasyonla giden bir yapıyı hayata geçirmek olacak. Çok güzel, çok teşekkürler. Erhan, sen ne dersin? Hem şu andaki Koç Holding, Ford Otosan deneyimi, dilersen uygun görürsen önceki deneyimlerinden de bahsederek somut olarak. Bir de tabii şeyleri de, dönüşümün başarısı nasıl ölçüldü, nasıl takip ediyorsunuz, onları da belki katılımcılarımız merak ediyor olabilir. Ne fayda sağladınız aslında, onları da söyleyerek sana devredebilirim. Tabii. Ford Otosan'ın yolculuğu aslında 2015'te başladı. Fakat diğer pek çok şirketten farklı olarak bu yolculuk Ford Otosan'da bir kültür ve liderlik dönüşümü olarak başladı öncelikle. Adına henüz çevik demeden önce. Yani şirket aslında son derece performansı yüksek, başarılı, zaten sanayi şirketleri içerisinde Türkiye'de liderliği olan, oldukça işler iyi giderken bir yandan da gelecekte hayal ettiği vizyona taşıyacak doğru kültür modelinin, liderlik modelinin ne olması gerektiğinin arayışına başladığı bir dönem yaşadı 2015'te. Ve o dönemde çok önemli bir değişim rüzgarı oluştu şirketin içerisinde. Bir takım kültürel prensipler tanımlandı. Bunlara dinamik denge dedik. Dinamik denge denmesinin nedeni aslında güçlü kasların zaman zaman sizi zayıflatan, oyundan düşüren şeyler de olabileceğinin farkına varıyor olmak. Ve güçlü ve zayıf yönlerimizi doğru bir dengede yönetebiliyor olmaktan geliyor. Bu metafordan geliyor.
ve dinamik denge programı başladı. Bir süre sonra bu dinamik denge programının şekillenmesiyle birlikte şirket aslında şunu keşfetmiş oldu. Serhat'ın dediğine çok paralel bir hikaye aslında. Öyle bir iş yapış şekli bulmalıyız ki dinamik dengede hayal ettiğimiz kültürel gerçeklerimizi bize yaşatma imkanı versin. Dolayısıyla iş yapış şekli ne olması lazım? Ve o noktada şirket olarak Agile'la tanışmış olduk. Biz de bir pilotlamayla başladık. Tabii yaptığımız şey araba üretmek. Dolayısıyla araba üreteceğiz dediğiniz zaman böyle 3-5 yıllara, 6-7 yıllara yayılmış ürün geliştirmeleri. Yani bugün 2030'daki aracın tasarımlarını yapıyoruz. Dolayısıyla böyle birkaç ay sonra, birkaç hafta sonra çıkabilecek bir üründen bahsetmiyoruz. Orada bir hardware dediğimiz alanda Agile son derece önemli bir konu ve örnekleri çok az olan bir konu. Bu anlamda da biz de bir takım araç içi iyileştirmeler, bir takım fiziksel düzenlemelerle ilgili bazı pilotlamalar yaptık ve bu pilotlamaların sonrasında da gördük ki bizim için gerçekten doğru model Agile. Daha sonrasında bununla ilgili bir dönüşüm takımı oluşturduk ve bu dönüşüm takımının içerisinde hem kültürel dönüşüm, hem organizasyonel dönüşüm, hem çalışan deneyimi dönüşümü, içinde insan kaynakları dönüşümü de var ve aynı zamanda da çalışma şekli, yani Agile koçlarımızın organizasyonla ilgili verdiği servisleri bir yönetişim modeliyle ele aldık. Şu anda şirketimizi hafif ticari, orta ticari, ağır ticari, işte smart mobility dediğimiz gibi böyle pek çok alanda yönetiyoruz. Bu alanların da Serhat'ın da dediği gibi kendi içerisinde otonom yapılar haline gelebilmesi ve beraberinde de destek fonksiyonu dediğimiz yapıların da bir platform servisi verebilecek şekilde hem o takımların içerisinde rol alabilmesi hem de dışarıda rol alabilmesi gibi bir yolculuğu hep birlikte yaşıyoruz. Oldukça da keyifli bir dönüşüm rüzgarı oluşuyor. Çünkü çok örneği olan bir dünya değil. Özellikle otomotiv alanında. Ne tip KPI'ler, ne tip başarı kriterleri koyduk? Birkaç cümle ondan da paylaşayım. Tabii ki müşteri odaklılık dedik. Dolayısıyla müşteriyle birlikte işinizi de büyütmeniz lazım. Gelecek memnuniyetle birlikte. İş büyümesi ve verimlilik buradaki ana motivasyonlardan bir tanesi. Bir diğeri çalışan bağlılığı ve motivasyonu. Çalışanlarımızın ve gelecekteki bağlılık beklentilerimizin karşılanıyor olması lazım. Üçüncüsü hissedilen çeviklik. Bu çok önemli. Sizin iş süreçlerinizde ne kadar çevik olduğunuzu düşünürseniz düşünün. Dışarıya çıktığınızda bir müşteri sizi yeterince çevik bulmuyorsa henüz yeterince çevik değilsiniz. O yüzden hissedilen çevikliği tanımlıyor olabilmek. Yeteneğin kazanımı ve gelişimi. Son olarak da davranışsal olarak çeviklik olgunluğumuzun ölçümlenmesi. Bu konuda da Business Agility Institute ile birlikte Koç Holding genelinde de yakında bir program başlatıyor olacağız. Bir çeviklik olgunluk değerlendirmesi yapıyor olacağız. Çok teşekkürler. Şimdi Seda Hanım da geldiğine göre yavaş yavaş herhalde sonuna doğru evet, geliyoruz. Evet, stres faktörü yarattı. Erhan Bey, öncelikle aşk olsun, stres faktörünü yarattığımı düşünmeniz gerçekten beni üzdü şu anda. Süre doldu, hadi demeye geldiniz diye düşünüyorum. Tam tersi de Seda Hanım, bütün stresimizi aldınız bugünkü webinarda, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Çok kısaca Seda Hanım, izniniz olursa Ender'e de bir söz vereyim. Son Vodafone ilk bu işe giren tabii ki. Da yol aldılar. Onu da dinleyelim birkaç dakika, ondan sonra da kapatırız. Kısaca aktarayım. Benzer deneyimler var. İşte IT, diğer departmanlar, belli odaklandığımız alanlarda çevikli uygulama. Bu hemen hemen her şirkette aynı. 2014'ten başlayan bir deneyim. 2018'de yaptığımız şirketi dönüştüren alanı birkaç cümleyle aktarmak isterim. 2018'de iş birimleriyle IT ekipleri bir araya geldi ve bireysel iş birimin tamamını dönüştürdük. Buradaki dönüşüm bizim için bir şirket dönüşümü haline geldi. Departmansal organizasyondan, yani satış, pazarlama, fiyatlandırma yapısından müşterinin ayak izine göre senkronan bir yapıya dönüştük. Nedir bu? Müşteriyi alan ekip, müşteriyi içeride hayat döngüsünü yöneten ekip, müşteri bir sorun yaşadığında ona destek veren ekip. Bu dönüşümde bize müşteri deneyimi anlamında ciddi bir yol almamızı sağladı. Tek bir rakam vereyim mesela. Vodafone yarımda uygulamamız işte 15 milyondan fazla aylık kullanıcıya ulaştı. Dijital satışlarımız özellikle pandeminin de etkisiyle bize bir ön hazırlık oldu. %35, %40'lara kadar çıktı. Yani çeviklik bizi bu dönemde de ciddi anlamda destekledi diyebilirim. Çok teşekkürler. Ben izniniz olursa şöyle bağlamak istiyorum. Bu panelin ilk provasını işteki bilgisayardan yaptık. Çalışmadı, benim için söylüyorum. Sonra iPad'e geçtik, oradan bağlanmıştık. Bugün iPad ile bağlandık. Bağlantı olmadı. iPhone'a geçtik. iPhone'un ortasında paneli kesildi.
tekrar iPad'e döndük. Şu an iPad'den tamamlıyorum. Aslında anlatmak istediğimiz tam olarak bu. O arada da arkadaşlarım tamamen bu dinamik ortamın, VUCA environment'ın diyelim, aslında gereği olarak paneli de çok güzel devam ettirdiler. Aslında iş hayatında da, kurumsal hayatta da, gerçek hayatta da öngörülemezlik artık değiştirilmez bir parametre. Buna göre hareket etmemiz lazım. Bu panel de aslında oluş şekliyle kendi başına bir örnek oldu diye düşünüyorum. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Bence güzel ve keyifli bir sohbet oldu. Umarım katılanlar da çok faydalanmışlardır. Seda Hanım, size veriyorum sözü bu durumda sanıyorum. Teşekkür ederiz biz.